birbirine arkadaşlar paralel şekilde denk gelmiş olacak arkadaşlar. Nokta ile çentik. Zaten arkadaşlar piston da gördüğünüz üzere arkadaşlar silindir kapağıyla paralel hale gelmiş olacak arkadaşlar. Yani sente ayarının olduğunu. Evet arkadaşlar, burada bağlantılarını, elektriğe bağlantısını nasıl yaptık? Çaprazlama yaptık arkadaşlar. Yoksa direkt iki kablo bir tarafa, sağa, direkt iki kablo sola yaptığınız zaman bu mümkün değil, olmayacaktı. Ayarımızı yükseltiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an dolabımız çalışıyor. Mangalda yakabileceğimiz kebap için şişimiz, şöyle falçatalarımız arkadaşlar, vücut anahtarlarımız, işte gördüğünüz üzere boru anahtarlarımız, penselerimiz, buna benzeri malzemeler gördüğünüz üzere. Kolay etmek lazım arkadaşlar. Güzelce diplere, görüyorsunuz arkadaşlar, diplere de güzel bir şekilde uygulamamız lazım. Bakalım hep birlikte arkadaşlar parlayacak mı aracın kaporta kısmına. Koldan dolayı kol girip çıkıyor. Yok, koldan şöyle. Şöyle, evet, doğru. Yağımız boşalıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Seviye yükseliyor. Yağın seviyesi yükseliyor şu an. Evet arkadaşlar, yağımız boşalmaya devam ediyor. Bitti. Bitmek üzere arkadaşlar. Görüyor musun? Evet. Ustalık yapıyor beni. Evet. Of, idare eder. Tamam, yeter. Basın, bak. Evet. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eyvah, kırdı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ne kadar? Oo, baya. Baya. O zaman evet. Şimdi yap. Tamam, doğru.
Evet arkadaşlar, şase kablomuzu yandığı için yeniledik. Şimdi kaynak yapma kablomuzu. Şöyle sırasıyla soketlerini alıyoruz. Hayrettin Paşa ismi verilir. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bu ismi Kanuni Sultan Süleyman Barbaros Hayrettin Paşa'ya vermiş durumda. Süleyman 1500 arkadaşlar yılında. Güzel bir temizliğini yapıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, balata korkularının sıvı halini görebiliyorsunuz. Elektrik süpürge motoru arkadaşlar. Onu da şöyle içine koyalım. Değerli şeyler arkadaşlar, aynı yere koymaya çalışacağız. Görüyorsun hep birlikte. Birazdan bütün kellelerimizi çıkaracağız. Evet. Bütün kellemizi açıp baktığımızda evet. Şöyle açıp baktığımızda ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Açık. Şu şekil. Lastiğimizi çekiyoruz. Şöyle. Makarnamızı üstüne döküyoruz. Evet arkadaşlar, makarnamızı üstüne döktük. Gördüğünüz gibi. Şimdi evet arkadaşlar, mısırlarımız şimdi görüyorsunuz ki olmaya başladı. Gördüğünüz gibi
Yenisini arkadaşlar gördüğünüz gibi yerine birazını açtıktan sonra açıyoruz. Sonra yine şöyle lokma takımımız. Bu İngiliz anahtarı da olabilir. 17 lokma takımı arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? 17. Şöyle 17. Gördüğünüz gibi. Onu da söktük. Şöyle uzun bir civata. Dikkat ederseniz. Tabağımızı kapattıktan sonra anahtarımızla şimdi sıkacağız. Evet. Civatalarını takacağız şimdi. Nasipse civatalarını takalım arkadaşlar. Bileğe sahip. İç tarafı ise mat siyah olarak tasarlanmış. Şöyle baktığımız zaman zaten motorumuzun lastiğinin, tekerlerinin ne kadar estetik olduğunu göreceksiniz. Sonra motorumuzun arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar evet arkadaşlar, yağ boşaltma işlemi bu şekilde. Videomuzun tenceremizin içine arkadaşlar kesmeden, doğramadan koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar üzerine suyumuzu ilave edeceğiz. Su arkadaşlar biraz işkembenin boyu. Evet, yaklaşık 3 saattir ateş üstündeyiz. Etlerin yavaş yavaş kemikten ayrıldığını arkadaşlar açıkça gözlemleyebiliyoruz. Tabi biraz daha var. Gördüğünüz gibi taliye tapasıdır. Gördüğünüz gibi. Evet, bu şekil kesiyoruz. Kemiklerden ayırdık arkadaşlar. Ayırmaya devam ediyoruz. Ve aynı şekil şöyle tenceremize geri iade ediyoruz.